özellikle okullarımızın ne istediklerini biliyor olmamız gerekiyor ki bu anlamda o yapıya göre seçiyor olmamız gerekiyor. Özellikle okulların requirements'ları konusunda ve alacağımız notun değerlendirmesi konusunda bu anlamda önemsememiz gerekiyor. O yüzden biz eğer İngiltere'yi de underestimate etmeyin bu anlamda önemli bir ülke. E, o yüzden bakıldığında zaten öğrencilerle konuştuğumuzda da ortaya çıkıyor ki topu topu 20-30 tane okula başvuruyoruz. Bu nedenden dolayı buradaki requirementları 3 aldım diye korkacak bir durum yok. E, bu anlamda 3 de alsanız 4 de alsanız yeter ki 5 aldığınız için sizi korumuş oluyor. O yüzden tedirgin olacak bir durumumuz yok. Bakın nasıl yönetildiğini anlamak açısından ve en few requirements'ları değerlendirdiğinizde, bakın gördüğünüz mü 38 istiyor ve hepsinin 6 hiçbirinin 500'ünün olmamasını istiyor örnek olarak. Aynı zamanda select qualification açısından bakıldığında bunu görmenizi istiyorum. Select a country dediğimizde Türkiye'nin bunu geçen gün sev Amerika'da okuyan öğrencimin ailesine söylenmiş ya yine yanlış bir bilgi o yüzden düzeltme gereğini duyuyorum. Bakın Türkiye'ye bakmayacaksınız biz Türkiye üzerinden başvurmuyoruz Türkiye demek sadece Anadolu Lisesi diploması anlamına geliyor o yüzden degree statistics açısından bakıldığında bizim yapmamız gereken kısımlardan bir tanesi gerçek anlamda öğrencinin e, alması gereken, bakın Türkiye'de yapması gereken konu şu. E, lise liseans diploması yani üniversite birinci sınıfa girecek, 3.3 alacak ya da %80 average alacak artık öyle geçecek. O yüzden e, şöyle bir kanı oluşturtuyor. IB almak zorundasın. Çünkü IB almazsan Türkiye'de sistemde giremezsin. Hayır. Tabii ki A, e, AP, pardon, tabii ki IB ile girebilirsin ama AP de bunun içinde e, çok önemli bir yer tutuyor. O yüzden bizim asıl bakmamız gereken yer lütfen e, mantıklı ve bilinçli hareket edin. Bakın 3, 5, 2 tane 4 istiyor. Gördünüz mü? Demek çok korkuluca bir şey yok dersenize göre. Veya 3 tane 5 e, subject testlerden de... E, alakalı olan distinctive kelimesini kullanıyor. Bu distinctive farklı demek değil, daha üst seviye demek. Matematik 2 gibi, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri almanızı bekliyor. Ve bu mesela bu bölüm 650'yi ya da 700'ü kabul edebiliyor. 1380 alıyor. Ee, Oxford'a döndüğümüzde Oxford'un e, requirements'ı ise 1470. O yüzden biz SAT'de minimum 1470'e tamamlıyoruz. Öbür taraflarda da bunu değerlendiriyoruz.